DreamWorks resmen bu filmi batırdı. Biliyorum, biliyorum. Muhtemelen birçok kişi şunu diyecek: DreamWorks zaten son zamanlarda çıkarttığı filmlerle bu hatayı defalarca kez yapmadı mı? Evet arkadaşlar, gerçekten bunu yaptı ve aslında çok çıkartacağı filmle beraber bu hatasına devam ettiğinde açık bir şekilde görüyoruz ve hatta zaten bu film yüzünden de bildiğiniz gibi arkadaşlar. Kung Fu Panda serisine de fazla bütçe ayırmamışlardı. Bahsettiğim filmin ne olduğunu merak ediyorsanız The Wild Robot. Bildiğiniz gibi bu film Dreamverse'ün aslında Disney'in çıkarttığı Voli filmi gibi bir robotun hikayesini anlatacak ve bununla beraber güzel bir şey sunacak. Filmin vizyon tarihinden tutun da birçok şeye kadar bu videoda konuşmaya çalışacağım ve aynı zamanda filmin neden potansiyelinin düşük olduğunu, neden aslında çok fazla para kazanmayacağını ve neden Dreamverse'ün aslında bu film filmle beraber batacağını düşünüyorum. Tüm detayları bu videoda konuşacağım ama gerçekten bu filme gerek var mıydı o konuyu da tartışmamız gerekiyor. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk, iyi seyirler. Dreamverse'ün şu ana kadar çıkarttığı birçok farklı filmi izlerken gerçekten bir hayli fazla sevdiğimi ve hatta bu filmlerin sektörü değiştirdiğini de söylemiştik. Çizmeli Kedi, Spider-Man Into the Spider-Verse bu gibi filmler gerçekten bir hayli fazla sevilmişti ve bundan sonra da zaten tüm çıkan animasyon filmler bu stratejiyi izlemişti ve insanlar tabii ki bir hayli fazla beğenmişti. Ben de diğer insanlar gibi çıkan filmleri takip ediyorum ve diyorum ki hani Dreamverse umarım bu bu sefer çıkartacağı filmlerde potansiyeli yüksek şeyler çık çıkartır da izlerken şunu diyebiliriz abi bu film gerçekten epik olmuş ama maalesef ki Dreamverse yapmış olduğu hataların üstüne daha fazla hata payı ekliyor ve bu hataya da devam ediyor. Bahsi geçen konunun ne olduğunu merak ediyorsanız hemen onu da size anlatayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Dreamverse Kung Fu Panda'nın filmini yıllardır bekletiyordu ve biz izleyiciler Kung Fu Panda'nın dördüncü filmi beklerken daha sonra karakterler ve benzeri şeyler açıklandı ve Kung Fu Panda'nın bütçesi normal şartlarda 200 milyon bakın arkadaşlar. 200 milyon olması gerekirken filmin bütçesini çok düşük tuttular ve tahmini olarak benim bildiğim Kung Fu Panda'nın 4. filminin bütçesi 100 milyon bile değil arkadaşlar. 85 milyon. Evet doğru diyorsunuz. Filmin bütçesi 85 milyon arkadaşlar. Ve bu 85 milyonda ne oyuncu getirdiler ne herhangi bir şey yaptılar ne adam akıllı bir hikaye sundular ve bu kadar başarısız bir film bile dünya globalinde 534 milyon gibi büyük bir para kazandı ve tabii ki Dreamverse bundan mutlu oldu. Keza bu zaten onların birçok farklı filminin zarar etmesiyle ne kadar çok para kazandığını da açık bir şekilde gösteriyor. Fakat yine de bu filme daha fazla bütçe ayırmaları gerekiyordu ve birçok insan da zaten Kung Fu Panda dördüncü filmini hiçbir zaman sevemedi arkadaşlar ve bunu yapmaları birçok insanı deli etti. Çünkü arkadaşlar biz bu filmi yıllardır bekledik ve Dreamworks'ten de iyi bir şey bekledik. Ama Dreamworks'ün Kung Fu Panda 4'e bu kadar değer vermemesi ve insanların gözünde iyi bir film çıkartmaması yıllar sonra bile gerçekten rezalet bir film olduğunu konuşacaksak Kung Fu Panda gerçekten 4. filmle bunu hak ediyor. Peki Dreamverse burada ne yaptı arkadaşlar? The Wild Robot diye bir yapım çıkarttılar ve bununla beraber bu yapıma 100 milyondan fazla bir bütçe verildiği söyleniyor. Aynen Dreamworks ya sen ne zeki bir firmasın be abi. 100 milyonluk, henüz daha marka çalışması belli değil, reklam çalışmasında tutup tutmayacağı belli olmayan bir filme 100 milyondan fazla bir bütçe ayırıyorsun ve bu filmi şansa bir kumar oynar gibi vizyona sokacaksın. Eğer tutulursa izlenecek, tutulmazsa da zarar olarak elene düşecek ve bunu da gerçekten göze alıyorlar ve bununla beraber DreamWorks'ın bu hamlesini ben çok saçma salak buldum çünkü ellerinde güzel bir yapım varken bunu daha iyi yapmak var. Ama adamlar bunu yapmak yerine diyorlar ki yok abi biz bunu yapmayalım. Riske girelim. Kim bilir? Belki bu yapacağımız yeni şey bir franchise etkisi yaratacak ve insanlar deli gibi beğenecek. The Wild Robot hakkında bir endişem var mı? O da şu arkadaşlar. Filmin ana karakteri bir robot ve bir robot konuşmayacağı için filmde hayvanlarla iletişim kuruyor. Ve hayvanlarla iletişim kuran bir karakterin filmde başarılı olma potansiyeli çok düşük. Bakın ben filmin başarılı veya başarısız olması konusunda bir şey demiyorum. Ben filmin gerçekten başarısız olma ihtimalinin çok fazla olduğunu ve Dreamworks'un para kaybedeceğini söylüyorum. Çünkü buna benzeyen birçok şey de gördük ve bu filmde açık bir şekilde bu robot çok fazla hani konuşmayacak, karakter olarak da bir şey yapmayacak. Kendisi sadece hayvanlar, doğa ve belli şeylerle etkileşime geçecek ve burada da etki tepki biraz daha mutluluk doğayı ve benzeri şeyi çağrıştıran bir şey olacak. Ve hatta bir noktadan sonra orman yangınlarını da mesela fragmanda görüyoruz. Ve bu da bize açık bir şekilde gösteriyor ki The Wild Robot hayvanları korumaya çalışacak. Ve burada farklı farklı robotlara karşı da savaşacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu filmin başarısız olma ihtimali o kadar fazla ki belki de Dreamverse'e deli gibi para kaybedecek ve ejderhanı nasıl eğitirsin de çıkıyor. Ve onunla beraber acaba biz bu filmde mi bir şey göreceğiz? Acaba bu film mi inanılmaz fazla para getirecek? Dreamverse'ün kıçını kurtar acak düşüncelere kapılacağız. The Wild Robot'u da bilmiyorsanız arkadaşlar Türkçe'de vahşi robot olarak da geçmekte. Yani aslında burada vahşi robot diyor ama karakterin vahşilik hangi yanı var bunu da açıkçası merak ediyorum. Tabii buradaki wild kelimesi bazen çılgın bazen yabani bazen de ülkek anlamına da gelebilir. Fakat dediğim gibi burada vahşi olarak nitelendirmemiz gayet normal. Fakat konuya gelecek olursak arkadaşlar burada açık bir şekilde şunu ben anlayamıyorum. Filmin gerçekten başarısız olma ihtimali bu kadar fazlayken ben neye güvenip de böyle bir filme çıktığını şahsen anlayamıyorum. Kung Fu Panda gibi bir serim var ve açıkçası Lord Shen, General Kai'ı ekleyip de hani gişede belki de 1 milyara gelebilecek bir potansiyel var. Ama sen bunu yapmak yerine gidiyorsun abi. The Wild Robot'a 100 milyondan fazla bütçe veriyorsun. Belki de 150 milyonluk bir bütçe. Ve anasını satayım filmde konuşan kimse yok arkadaşlar. Ses aktörü de olmayacağı için çok fazla bir karakter masrafı da yok. İşte oyunculara para verme derdi de yok. Sadece animasyon. Ya arkadaşım bir buçuk saatlik bir filme animasyonu zaten 100 milyon tutar. Oradaki 50 milyonu ona vereceğine git Kung Fu Panda'ya ver. Üzerine biraz daha ekle. 150 milyonluk bütçeyle git General Kay'ı, Lord Shen'i, birçok farklı karakteri geri getir. Efsane beşliği filme sok ve bak bakalım film gişede 1 milyarı geçiyor mu geçemiyor mu? Gördüğünüz gibi Disney ve Pixar nasıl parayı bayılıyor da Ters yüz 2 filmi bir milyarı geçiyor. Yani demek istediğim şey arkadaşlar adam akıllı bir şey yapacaksanız ya bunu düzgün yapın ya da yapmayın. Maalesef ki Disney Pixar bunu yaparken Dreamworks bunu yapmadı ve kaybetti. Ve bu videoda da açık bir şekilde The World Robot'un başarısız olabileceğini ve Dreamworks'u batırabileceğini de söylemek istiyorum. Evet dostlar bugünkü videomuzda The World Robot hakkında konuştum. Gerçekten dediğim gibi bu filmin başarılı olmasını çok isterim ama başarılı olma ihtimali başarısız olma ihtimalinden daha düşük olduğu için bu film muhtemelen başarısız olacak ama umarım böyle bir senaryo olmaz. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık bir çok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanalı ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tuftu file kalın, hoşçakalın, kalın. Bay bay.